Efendim. Şimdi bir şey dersin başından beri cümleler o kadar uzundu ki dersin başından bu tarafa kullanılan cümleler yani o kadar uzun ki yani biz akşama kadar 1000 kelimeyle Belkanca konuşuyoruz. Aldığımız eğitim de ortada. Yani kabiliyetlerimiz... Ne 1000 kelimesi? 200-300 kelimeyle ömrümüzü geçiriyoruz. Yani aldığımız eğitim ortada. Kabiliyetlerimiz de ortada. Yani muhatap olmamız mümkün değil gibi görünüyor. Bunun bir hali yani bir ufak reçetesi bir şey yok mudur ki? Yani ne yapalım ki? Yani okunan cümlelerin başını alırken sonunu kaçırıyoruz ya da ortasında kayboluyoruz. Belki bir orada bir cümle, bir paragraf, bir yani yarım sayfa açıyor. Sen üzerine söylemiyorum yani misal olarak söylüyorum. Dükkanda kaç çeşit var? Var efendim, 5000. 5000. Müşteri sorduğu zaman fiyatını bilmediğine şey var mı? Yok gibi. 5000 şeyi ezberlemişsin. Demek ki insanın istidadı çok yüksek. İnsanın istidadı çok yüksek. O işte o oraya bütün kabiliyetini, istidadını o tarafa verince hepimiz öleceğiz. Sana mahsusta hepimiz öleceğiz. Verdiğimiz için bu tarafa kabileşmişiz. Bu tarafa kalınlaşmışız. Yani o tarafta incelik var, bu tarafta kalınlık var. Daha o yalnız 5000'den kalmaz yani o senin bilgilerin 5000'den kalmaz. O başkalarının ona olan nispetinde biliyorsun. Kaça alıp kaça satacağını da biliyorsun. Yani fiyat değil yani. Ben aşağı yukarı 5000'se 10.000'e çıkarım. İstidatlarımızı o tarafa vermişiz yani dünyaya verince bu taraf paslanıyor. Kirleniyor. İşte benim gibi yani oturunca, ders başlayınca hemen tepiklemeye, uyumaya başlıyor. Niye? Bu taraf kapalı. Hayır tarafı kapalı. Feyiz tarafı kapalı. Dünya. Şimdi burada bir herkesin kendine göre bir cezbedici dünyalığı vardır. O cezbedici dünyalığı olsa, iki gün geçse uyumaz. Onun için kabahat bunlarda anlaşılmamasında vesaire de değil, kabahat bizde. Bu tarafı kirletmişiz yani Mehmet kardeşim. Bu tarafı yani, paslandırmışız yani. Kabahat bizde de. Yani bunun yani mesela İşte bazen... kabahatı neresinden dedersen kârdır diyor ya. İnadına, ibadete, ihlasa, hizmete teveccüh etmek lazım. Bir adam 24 saatin 6 saatini Kur'an hizmetine vermesi lazım. 6 saatten az verdi mi bu dairelerin sahipleri adama küsüyorlar. Arkalarına dönüp gidiyorlar. Bunun için sözü hatırladın mı? Dedi ki 4'te biri yine razı olmadı. 4'te 1'i 6 saat mi diyor? 6 saat mi? O zaman benden küstü, arkasını döndü gitti diyor. Sen adam olmasın yani. 6 saat verebiliyor musun hizmete? Elbiseli olmak 6 saate dahil olur mu? Elbiseli olmak 6 saate dahil olur mu? Ne olmak? Sünnet-i seniyye kıyafet içerisinde olmak 6 saate dahil olur mu? Elbette 6 saate dahil olurum. Çok şükür. Çok şükür. Efendim, benim aklıma bir formül geliyor ama Mehmet kardeş hakkında. Yani kazançtan 4'lü bir üniversite de olur mu? Günlük kazanç. Adam 3-5 dakika bile ayırıyor, 40 dalına kesip atıyor. 4'te 1'i kim verebilir ki? O 4'te 1 verse sermaye kalmaz onun elinde. Hepimiz ticaret yapmışız.